Fransa, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi. Charles de Gaulle adlı uçak gemisi Güney Kıbrıs'taki Limassol limanına demirledi. Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis uçak gemisini gezdi. Fransa'ya teşekkür eden Anastasiadis, Türkiye saldırgan tavrını sürdürüyor, askeri tehditlerde bulunuyor. Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi içinde yasa dışı sondaj çalışmaları yapıyor. Mausa'nın tellerle örülü bölgesi için tehditlerde bulunuyor. Libya ile yasa dışı bir memorandum imzaladı diye konuştu. Fransa'nın uçak gemisinde 1000'e yakın asker, 20 Rafael Marina savaş uçağı, 2 adet erken uyarı sistemiyle donatılmış radar uçağı, 1 adet Camion helikopteri ve 2 adet Dupin Pedro helikopteri bulunuyor. Öte yandan Amerika'nın İngilizlerin Kıbrıs'taki Aratur üstünde 10 bin metrekarelik askeri üst inşası devam ediyor. Rum medyası ABD'nin kapanması durumunda İncirlik üssünü buraya taşımayı planladığını yazdı. İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler birimlerinin de Güney Kıbrıs askerlerine eğitim verdiği ortaya çıktı. İsrail'in son tatbikatını 2019 Aralık'ta Larnaka bölgesinde taht oyunları adıyla yapması da dikkat çekti.